Evet, merhabalar, iyi akşamlar. Dilerim herkese çok kısa bir yayın. Yarına biraz hazırlık olsun sabahtan, çünkü herhangi bir yayın atmadım size, farkındayım. Biraz yarına hazırlık yapalım. Bu hafta bizi neler bekliyor? Çok kısa üzerinden geçelim. İçeride ve dışarıda neler olabilir arkadaşlar? Şimdi biliyorsunuz geçen hafta tatildik, bir hafta yaklaşık, hatta 10 günlük bir tatil, ama işte geçen hafta komple kapalıydık. Ama dünya çalıştı, dünya açıktı. Dolayısıyla burada neler oldu diye baktığımız zaman içeride de siyasetin sıcak olduğundan bahsetmiştim size. Epey bir konu var, işte Kıbrıs konuşması, Cumhurbaşkanı'nın konuşmaları, Rusya'dan gelen açıklamalar gibi gibi. Bunlar bayramdan sonra da gündemimizde olacak arkadaşlar. Buraları bir takip ediyor olmak gerekiyor. Bugün itibariyle vaka sayıları 15 bine dayanmış durumda. Dolayısıyla vaka sayılarında ciddi bir artış var. Bayram öncesi 5 binlerin altındaydı. Şu anda 15 binlere dayanmış durumda. Hani böyle böyle giderse böyle kışa doğru filan, hatta kış gelmeden de tekrardan kapanmaları konuşuyor olabiliriz arkadaşlar. Bu da hani sadece kapanma değil, aynı zamanda ekonomi açısından da önümüzün karanlık olacağını gösterir bize. Umarım vaka sayıları bir yerden sonra durur. Dolar TL'ye baktığımız zaman dolar TL 8.50 bandında gitti geldi. Hafta içerisinde dolar endeksinde çok ciddi bir şey oldu. Yukarı çıkış oldu. 93.000'in üzerine çıktı. Şu anda da zaten 93.000'in biraz altında. Dolar endeksinin yukarı çıkıyor olması, bizde piyasalar kapalıyken bizde dolar TL'yi 8.58'ler, hatta 59'lara kadar götürdü. Sonra biraz 93'ün altına gelince şu an 8.55 civarında, yarına başlıyor olacağız arkadaşlar. Tabii biz kapalı olsak bile dünyada işte dolar endeksi yukarı gittiği zaman, yani dolar değerlendiği zaman nasıl kurun etkilendiğini, nasıl hızlı yukarı çıkabileceğini gösteriyor aslında. Gösterdi bize bunu, tekrardan bir görmüş olduk aslına bakarsanız. Yani dolar TL'de şu anda hani olan bitenlere baktığınız zaman dolar TL'de yönün 8.55'in hani altına da kırmadı, gelmedi. 8.50-55, yani bunun altına geliyor olsaydı başka bir şeyden bahsediyor olacaktık. Ama hem bayramdı hem piyasalar kapalıydı, her şeye rağmen çok 8.50'nin altına, hatta 55 dedi gördük ama 8.52'leri de gördük. 8.50'lerin altına düşmedi. Bayram öncesi bol bol paralar harcandı. İşte artık ne bozduk bilmiyorum, kredi alanlar olmuştur, tatillere gidildi, paralar harcandı, rahat bir dönem geçirildi. Dolayısıyla artık yarından itibaren biraz daha farklı şeyleri konuşuyor olacağız. Bu anlamda hani ne kadar borçlandı, ne kadar kredi alındı, ne kadar elimizdeki parayı bozduk bilmiyorum, ama artık ona göre önümüzdeki dönem piyasa biraz daha böyle sıkışabilir. Yani dolar TL'de ben yönün yukarı olacağını düşünüyorum. Yani bütün bu rahatlama da bile bu seviyelerde olduğuna göre çıkışların çok daha yüksek olacağını söyleyebilirim. İçeriye çok ciddi bir yabancı yatırımcı girmediği sürece borsaya bakıyoruz. Borsa 1350 ile kapamıştı. Yarın böyle açacağız. Şimdi dünya borsaları ya da küresel piyasalara baktığımız zaman geçen hafta ortasından itibaren bir yükselişin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yarın sabahtan itibaren hani biz de olumlu bir şekilde açabiliriz, yukarı yönlü açabiliriz. Ancak biz de hani içeride yabancı olmadığı için buradaki gidişat belli bir yerde tıkanacaktır. Yani 1380'lerin kırılması lazım. Oradan 1400'leri, ben buraları çok 1400'leri falan çıkacağını, buraları kıracağını en azından şu anda düşünmüyorum. Yani neden? Dediğim gibi içeride yatırımcı yok. Yani yabancı yatırımcı yok arkadaşlar. Ve bu hafta Afganlar, Afgan biliyorsunuz, Afgan sığınmacılar gündemde. Sosyal medyada da bol bol konu oluyor zaten. Şu an televizyonlarda da bol bol konuşuluyor. Ülkemizde şu anda 5-6 milyon civarında bir göçmen Suriyelilerle beraber olduğu bilgisi var. Her ne kadar resmi olması bile 6 milyona dayanmış durumda. Afganistan'dan özellikle sığınmacıların buraya böyle tırlarla, kamyonlarla kapılardan geçip bir şekilde geliyor olması, önümüzdeki dönem göçmenlerle ilgili, özellikle Afganlarla ilgili tepkiler var. Tepki geliyor. Sizler de görüyorsunuzdur zaten sosyal medyadan filan konuşmalar. Bunların da önümüzdeki dönem sorun olarak bize döneceğini söyleyebilirim. Yani bunu çok çok konuşacağız. Zaten politikayı, dediğim gibi, sıcak politika günleri de bizi bekliyor olacak arkadaşlar bayramdan sonra. Dünyaya bakalım çok kısa bir şekilde. Dünyada neler oldu? Dünyada da vaka sayılarında büyük bir artış var. Amerika buna dikkat çeken konuşmalar yaptı hafta içerisinde. Ve geçen hafta başı
piyasaları açtığımızda önce küresel piyasalarda hisse senetlerine çok ciddi bir satış geldi. Kriptolarda ciddi satış yedi kriptolarda. Fakat daha sonra işte Fed'in ya da Powell'ın açıklamaları, piyasayı rahatlatması, rahatlatma konuşmaları ve Fed'in her şeye rağmen piyasaya para vermeye devam etmesi, yani fonlamaya devam etmesi piyasaları tekrar rahatlattı ve hafta ortasından itibaren Amerika'da borsalar, küresel piyasalar ve kriptolarda yavaş yavaş toparlanmalar başladı ve haftayı da bu şekilde kapatmış olduk arkadaşlar. Çok hani kısa kısa geçiyorum. Şimdi hani dünyada da iki şey aslında hani konuşuluyor. Şöyle ki hani gerçekten şu anda artan vaka sayıları ve yeni delta varyantıyla beraber yeniden bir kapanmaya doğru gider miyiz konusu var. Gitmeye de biliriz çünkü şu andaki aşı işe yaradığı söyleniyor. En azından ölümcül olmadığı belirtiliyor. Ama bunda bir soru işareti var. Diğer taraftan da zaten öncesinde de bu olmasa bile hatırlayın Amerika yavaş yavaş varlık alım programlarını azaltacağım diyordu. Fakat geldiğimiz noktada şunu söyleyebilirim size biraz daha netleştirerek ve somut bir şey söylemek gerekirse Amerika'nın para basmaya uzun bir süre daha devam edeceğini sadece Amerika'nın değil Avrupa Merkez Bankası'nda piyasayı fonlamaya devam edeceğini hafta içi yapılan Lagarde'ın konuşmalarından anladık. Bunlar para vermeye devam edecekler. Dolayısıyla hani şu anki yürüyen kervan yani yürümeye devam edecek öyle söyleyeyim. Bizim için bize ne oluyor? Vallahi bize iyi bir şey olmuyor. Neden? Çünkü o paraların hiçbiri bize gelmiyor arkadaşlar. Niye gelmiyor konusu işte güven yok. Yani güvenmiyorlar ve o paraları buraya getirmiyorlar. Maalesef biz bu dünyadaki bol paradan faydalanamıyoruz. Şimdi dolar endeksinin hafta içerisinde 93 seviyelerin üzerine çıktığını söyledim. 10 yıllık tahviller 1.28 civarında 1.15'leri gördükten sonra hafta içi gelen hareketlerden sonra bir yukarı şöyle kırdı ama dünyada dolar bir böyle yukarı çıktı. İşte buna karşılık dünyada bazı ülkeler Rusya gibi faiz artırımına sürecine girmiş bulunuyor. Rusya ikinci kez faiz artışı yaptı. Neden? Dünyada dolar endeksi yani dolar değerlenirken kendi para birimini korumak ve enflasyona karşı böyle bir yola erkenden başlamış olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Kriptolara geldiğimiz zaman kriptolar da yine hafta ortasından itibaren toparlamaya başladı. 29.500 doları görmüştü. Bitcoin şu anda 34.450 dolar civarında. Ethereum'a baktığımız zaman 2.160 dolar civarında olduğunu görüyoruz. Yani burada da epey bir toparlanma oldu hafta ortasından, geçen hafta ortasından itibaren küresel piyasalara paralel bir şekilde yani işte bu hani bunlar belli ki para basmaya devam edecekler. Enflasyonda zaten geçici olduğunu düşünüyorlar. Hani şu anki gidişatı söylüyorum. Dolayısıyla para vermeye devam ettiği sürece Amerika'da, Avrupa'da ve diğer işte önemli merkez bankaları piyasalarda, riskli piyasalar bir şekilde yoluna devam edecekler gibi görünüyor. Tabii Bitcoin'de bizim beklememiz gereken 29.500'ü gördü ama buradan aşağı inmedi. Buralarda kapanış yapmadı. Hemen buradan yukarılara attı. Bitcoin'de önemli olan 40.000 doları. Yani öncelikle 35.000 doları bir devirmesi, orada kapanışlar yapması, ondan sonra bir 38.000 doları devirmesi, oralarda kapanışlar yapması. Sonrasında en önemli yukarıdaki destek 40.000. 40.000 doları da kapanışlar yaptığı sürece yönün yukarı olduğunu söyleyebiliriz. Ama çok uzun bir süredir Bitcoin 30-35.000 aralığında sıkışmış durumda. Dolayısıyla hala burada o sıkıştığı aralıktan yukarı çıktığını göremiyoruz arkadaşlar. Peki yukarı çıkar mı? Önce bir kapanışları görüyor olmak lazım. Hani yukarı çıkmak için açıkçası zorluyor kendisini. Çok kısa altın ve kriptolara, altın ve gümüşe baktığımız zaman şimdi dünya geçen seneden bu yana Amerika'da bilanço büyümesi yani bastıkları para bilanço büyümesi ne baktığımız zaman 8 trilyonun üzerine artık çıkmış durumda ama hala piyasayı fonlamaya her ay 125 milyar dolarlık tahvil alımı yapıyorlar. Piyasaya para veriyorlar. Hatta böyle sıkışık olduğu dönemlerde yani piyasanın böyle biraz morali bozulduğunda piyasalar biraz aşağı gittiğinde hemen biraz daha fazlasını alıp hemen moralleri
düzeltiyorlar. Dolayısıyla da hani bu kadar para basma, bu kadar karşısında çok ciddi bir enflasyon oluşmuş durumda. Bu da ileriye dönük bir sürü sıkıntı getiriyor, ayrı bir mesele. Fakat tüm bunlara rağmen ciddi bir emtia fiyatlarında büyük ralliler görüyoruz. Ama her şeye rağmen ne altın ne gümüş hiçbir şekilde bundan daha nasibini almış değil. Yani dünyadaki bu enflasyondan, bu para basmalardan altının da gümüşün de daha bir yol aldığını falan göremiyoruz. Yani henüz daha hiçbir yansıma yok. Neden? Çünkü Amerika bir şekilde enflasyon yoktur, bu geçicidir deyip piyasaları pop poplayıp ondan sonra piyasaya para verip bir şekilde bu gemiyi götürmeye çalışıyor. Altın biraz kafasını kaldırdığı an kafasına vuruyor. Gümüş de onu takip ediyor. Dolayısıyla da yani bu yapılan manipülasyonun bir süre daha devam edeceğini söyleyebilirim. Altın için beklentim kesinlikle orta ve uzun vadede yani sabırlı olanların kazanacağını söyleyebilirim. Her seferinde söylüyorum. Şu anda 1802 dolarda ama 1800 doların altına inmemek için de direniyor epey zamandır, biliyorsunuz. Gümüş de 25 dolar seviyeleri de ortalama geçen haftayı kapattı. O da bir türlü yukarılara çıkamadı. Yani gümüşte takip etmemiz gereken hiç söylemiyorsunuz Hatice, hiç anlatmıyorsun falan diyorsunuz. İşte anlatıyorum. Arkadaşlar, gümüşün yukarı çıkabilmesi için en azından bu 28 doları 29 doları, yani bu seviyeyi bir hani geçmesi lazım. Yani hani o oraları geçip orada kapanışlar yapıp oralarda kalıyor olması lazım ki biz de diyelim ki evet, gümüş buradan aldı başını gidiyor. Altın ve gümüş birlikte hareket ediyor. Yani birbirine yakın bir şekilde hareket ediyor. Hani dünyada baktığımız zaman her şey fiyatlandı. Hani zam gelmeyen hiçbir şey yok. Her türlü emtia aldı başını gitti. Ama işte görüyorsunuz, altın ve gümüş bir şekilde daha bundan nasiplenmedi. Demek ki zamanı var. Vakti zamanı geldiği zaman, işte bu zaman ne zaman derseniz, normalde şu oluyor olması lazım. Ama şu an Amerika'nın hamleleriyle manipüle edilen bir altın ve gümüş görüyoruz. Dolayısıyla da biraz sabırlı olmak gerekiyor. Sabır, orta uzun vade. Bu seri içerisinde yani altında beklentim benim en azından yıl sonuna doğru, yani Eylül-Ekim'den sonra bir şekilde yani altının hani 1900, yani bir kere bir 1830 dolara bir geçiyor olması lazım. Yani 1830 doları bir kırması lazım ki biz de diyelim ki tamam, o zaman yukarı çıkacak. Yani ilk hedef 1830 dolar, 35 dolarda kapanışlar yapması. Ondan sonra çok hızlı bir şekilde 1900 dolarlara gideceğini düşünüyorum. Ama bu sene için açıkçası hani böyle çok, sadece bizde gram altın için şunu söyleyeyim. Gram altın veya gram gümüşteki beklentim, dolar kurunda yönün yukarı olacağını beklediğim için buralarda da fiyatlamaların olacağını, özellikle de işte dolar kuru yükseleceği için buradan prim yapacağını altının ve gümüşün söyleyebilirim. Yani altında 550'ler 600'ler gelebilir. Altında bu sene bu da tamamen dolar kurunun gidişatına göre olacaktır. Çok ons tarafında sürpriz bir şey olmadığı sürece yani ons tarafı çok böyle kapanışları bir görüyor olmamız lazım. Amerika'dan gelecek hamleleri görüyor olmamız lazım. Çünkü dediğim gibi yani Nisan'dan beri şu andaki emtiadaki fiyat artışları, rallilere baktığımız zaman altının normalde prim yapıyor olması lazım. Ama maalesef Amerika'nın müdahalelerinden, manipülasyonlarından dolayı herhangi bir prim yapmadığını biliyoruz. Evet arkadaşlar, yarına böyle başlıyoruz. Şimdilik iyi akşamlar dilerim. Yarın sabah tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.